kıyamete yakın bir zamanda dünyaya inerek Deccal'e ve Yecüc-Mecüc'e karşı mücadele edecek olan, kıyametin büyük alametlerinden biri olan Mehdi, müjdelerin, mucizelerin peygamberi, Allah'tan bir ruh, Hazreti İsa. Hazreti İsa'nın mucizevi hayatı Hazreti Meryem'e müjdelenmesiyle başlamıştır. Hazreti Meryem henüz 17-18 yaşında bile yoktu. Zekeriya Aleyhisselam'ın ve hanımının himayesinde bulunmaktaydı. Kendi başına uzaklara gider ve ibadetini gerçekleştirirdi. Bir gün yine ıssız bir yerde tek başına ibadet edip dinlenirken yanına yakışıklı ve genç birisi geldi. Hazreti Meryem korkmuştu. İffetine söz gelmesinden, aralarında perde olmasına rağmen gelen kişinin onu göreceğinden çekiniyordu ve şöyle dedi: "Ben senin bana zarar vermenden kullarını koruyan Rabbime sığınırım. Ne olur benden uzak dur. Allah korkun varsa bana zarar vermezsin, yoluna gidersin." Ancak gelen Cebrail'di. Cebrail aleyhisselam Hazreti Meryem'e korkmaması gerektiğini, kendisinin Allah'ın elçisi bir melek olduğunu, kendisine temiz bir oğlan doğuracağını müjdelemek için geldiğini söyledi. Hazreti Meryem şaşırmıştı ve Cebrail aleyhisselama şöyle cevap verdi: "Ben nasıl çocuk doğurabilirim? Elime bir erkek eli bile değmemişken, ben iffetli ve namuslu bir kadınken benim nasıl çocuğum olabilir?" Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam şöyle buyurdu: "Bu dediğin yüce Allah için çok kolaydır. Rabbim diyor ki, biz bir oğlanı insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet olarak kıldık. Bu sizlere bizim için bir zorluk olmadığını göstermek için bir ibrettir." Ve yaklaştı Cebrail aleyhisselam Hazreti Meryem'e, üfledi göğsünden. Böylece Hazreti Meryem Cebrail'in nefesiyle Hazreti İsa'ya hamile kaldı. Uzaklara gitmişti Meryem. Hamileliğini ailesinden ayrı geçirdi ve doğum zamanı geldiğinde ona Allah tarafından vahyedildi: "Bir hurma ağacına git Meryem. O hurma ağacının altında doğumunu gerçekleştir. Hurma ağacını salla ki sana taze hurma dökülsün. Hurma yiye doğumun kolaylaşsın. Sakın korkma. Sana bir dere de akıtacağız. Orada temizlenip çocuğunu yıkayacaksın." Ve Hazreti İsa dünyaya gelmişti. Hazreti Meryem konuşmama yemini ederek meydana gitti. Orada bulunan insanlar onu ayıpladılar. Bu çocuğun nereden geldiğini sordular. Ama ona zina yaptın diyemediler. Çünkü Tevrat'tan biliyorlardı Allah tarafından bir çocuk geleceğini. Ve o çocuğun son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesini vereceğini. Hazreti Meryem konuşmuyordu. Sadece Hazreti İsa'yı gösteriyordu. Oradaki insanlar şaşırmıştı. "Bu beşikteki bebek mi bizimle konuşacak?" dediler. Ama Allah "ol" der ve olurdu. Hazreti İsa beşikteyken konuştu ve dedi ki: "Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı İncil'i verecek ve beni peygamber kılacak." İşte Hazreti İsa böylesine mucizevi bir şekilde dünyaya gelmiş bir peygamberdir. Hazreti İsa annesiyle Mısır'a gitmişti. 12 yaşına kadar hiç kimse onun Hazreti İsa olduğunu bilmedi. Ancak daha sonra çalıştıkları çiftlikte yine Hazreti İsa'nın kudretini kanıtlayacak bir mucize gerçekleşti. Çiftlik sahibinin malı çalındı. Yapan hırsızı bulamadılar. Hazreti İsa, "Herkesi toplayın, ben hırsızı bulurum," dedi. Daha çocuktu Hazreti İsa ama yine de tüm hizmetkarları topladılar. İçlerinde bir kör ve bir de kötürüm vardı.
Hazreti İsa baktı ve siz yaptınız dedi. Onları işaret ederek herkes şaşırmıştı. Bu mümkün olamaz. Malın çalındığı pencere çok yüksek ve bu adamların hali de ortada dediler. Hazreti İsa, köre sen diz çök, kötürüme de sen de onun üstüne çık ve ayağa kalk dedi. Yapamayız dediler. Hazreti İsa, dün bu saatte nasıl yaptıysanız şimdi de aynen öyle yapın dedi. Bunun üzerine adamlar haklısın deyip kabul ettiler. Hazreti İsa'nın eline ayağına kapandılar. Hazreti İsa daha çocuk yaştayken hırsızları kalp gözüyle görerek tespit etmişti. Bu olay onun en kutlu hadiselerinden bir tanesiydi. Hazreti İsa buradan da ayrılmıştı. Mısır'a yöneldi. Burada insanları Allah'a inanmaya davet ediyor, hastaları iyileştiriyordu. İnsanlara yardım ediyordu. Ama bir mucize gerçekleştirmişti ki herkes ona daha da saygı duyar hale gelmişti. Ve onun peşinden gidenler de gün geçtikçe artmaktaydı. Bir adam görmüşlerdi yanındakilerle gezerken. Adam bir dilenciydi ve doğuştan kördü. Hazreti İsa o kör adama yaklaştı. Allah'a iman ediyor musun diye sordu ve devam etti. Eğer iman edersen senin gözlerini iyileştiririm dedi. Bunu duyan herkes şaşırmıştı. Bunu yapması imkansız gibiydi neredeyse. Kör adam da iman etmeyi seçti ve Hazreti İsa yerden bir avuç toprak alıp onu tükürüğüyle çamur haline getirdi ve mesh ederek adamın gözlerine sürdü. Daha sonra orada bulunan gölde yüzünü yıkamasını istedi. İşte o anda mucize gerçekleşti. Yıllardır kör olan adamın gözleri açılmıştı. Orada bulunan insanlar şaşkınlıktan tek bir kelime dahi edemediler. Çünkü o Hazreti İsa'ydı. O Allah'ın dünyaya gönderdiği ruhtu. Hazreti İsa peygamber olduğunu bildirince Yahudiler mucize göstermesini istediler. Hasta getirdiler, bunu iyileştir dediler. O da mübarek elini sürünce hastalar iyileşti. Anadan doğma kör getirdiler, bunun gözünü aç dediler. O da mübarek elini sürünce gözleri açıldı. Baktılar ki dedikleri oluyor, daha zor bir şey istediler. Şu ölüleri dirilt dediler. Hazreti İsa dua edince istedikleri ölüler de dirildi. Daha zor bir şey aradılar. Şöyle zor bir teklif getirelim diye düşündüler. Bize hiçbir hayvana benzemeyen çamurdan bir hayvan yap. Şu vazıfları bulunsun. Kuşlardan çok süratli uçsun. Kuş gibi fazla tüylü olmasın. Havada durabilsin. Gagasız fakat dişleri olsun. Karanlıkta görebilsin. İnsan gibi gülsün. Kadın gibi hayız görsün. Süt çıkan memeleri olsun. Yumurtlamasın, yavru doğursun. Yavrularını yanında taşıyabilsin. Hazreti İsa çamurdan yaptığı şekle üfürünce bildirdikleri vasıfta bir hayvan meydana geldi. Şimdi bu hayvana yarasa diyoruz. Hazreti İsa'nın bu mucizesi Ali İmran suresinin 49. ayet-i kerimesinde de bildirilmektedir. Hazreti İsa'nın mucizeleri bununla da kalmadı. Hazreti İsa farklı yerlerde birçok hastayı iyileştirdikten sonra Nain şehrine gelmişti. Yanında bir toplulukla birlikte şehirde yürürlerken cenazeyle karşılaştılar. Genç biri ölmüştü ve annesi çok ağlıyordu. Kadın duldu. Çocuğundan başka kimsesi de yoktu. Artık çocuğunu da kaybetmişti. Hazreti İsa kadına yaklaştı ve ağlama dedi. Ardından cenazeye gitti ve dokundu. İnsanlar hayret içindeydi. Acaba bir şey mi yapmak istiyordu diye soruyorlardı. Bu insanlar daha önce Hazreti İsa'nın ölü dirilttiğini görmemişlerdi. Ve buyurdu Hazreti İsa, "Ey genç, sana diyorum kalk." Dediği gibi de oldu. Genç ayağa kalktı ve konuşmaya başladı.
Herkes hayret içindeydi. Kadın çok sevinmiş, yanındakiler ise Tanrı kullarına acıdı ve bize bir peygamber gönderdi demeye başladılar. Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesi dilden dile yayılmıştı artık. Hazreti İsa'yı merak edenler gün geçtikçe çoğalmaktaydı. Bir gün bir kral onu yemeğe davet etti. Hazreti İsa önündeki tabaktan yemeğini ne kadar yese de yemek azalmıyordu. Kral merak etti ve sordu. Sen kimsin? Tabağındaki yemek asla azalmıyor. Sanki gitgide bereketleniyor. Bunun üzerine Hazreti İsa, ben İsa bin Meryem'im dedi. Bu olaydan sonra kral, ben krallığı bırakıyorum. Ben ve adamlarım sana tabi oluyoruz. İsa kabul etti ve böylece Hazreti İsa'nın havarileri oluşmuş oldu. Bir gün yolda giderlerken çok acıktılar ve yiyecek hiç yemekleri de yoktu. Ne olur bize yardım et dediler Hazreti İsa'ya. Hazreti İsa mucizeler peygamberiydi. Allah'ın izniyle elini toprağa vurdu ve gökten çeşit çeşit yemek inmeye başladı. Çünkü o Hazreti İsa idi. 12 havarisi vardı ancak 2 tanesi ihanet edecekti. Bunu da bilmişti Hazreti İsa. Aranızdan 2 kişi beni sırtımdan bıçaklayacak demişti. Öyle de oldu. İsrail oğulları Hazreti İsa'nın peşine düşmüşlerdi. O gün geldiğinde havarilerden birisi ben onu tanımam demişti korkusundan. Bir diğeri de 30 altın karşılığında İsrail oğullarının askerlerine Hazreti İsa'nın yerini göstermişti. Hazreti İsa'yı öldürmek istiyorlardı. Oysa gitmem lazım diyordu. Ben gitmezsem Ahmet gelmeyecek. Ben gitmezsem övülen gelmeyecek. İşte bu yüzden benim gitmem lazım diyordu. Peygamber Efendimizin geleceğini daha yıllar öncesinden müjdeliyordu Hazreti İsa. İsrail oğullarının askerleri kapıdaydı. Hazreti İsa'yı öldürmek istiyorlardı ve odaya Cebrail aleyhisselam girdi. Hazreti İsa'yı odanın tavanından çıkardı ve Hazreti İsa göğe yükseldi. Askerler içeri girdiğinde ise tek bir adam gördüler. Az önce burada iki adam vardı. Bu İsa ise diğeri kimdi? Bu odanın çıkışı yok. Demek ki bu İsa dediler. Çünkü Yüce Allah oradaki adamın yüzünü İsa'ya benzetmişti. Adam ise ben İsa değilim. İsa semaya gitti dese de askerler inanmadı ve onu çarmıha gerdiler. Onlar Hazreti İsa'yı öldürdüklerini sandılar. Ama oradaki adam bağıra bağıra, can çekişe çekişe öldü. Peki çarmıha gerilen kimdi? Ona ihanet eden havarisi mi yoksa başka bir İsrailoğlu mu? Kim olduğu bilinmez ama bilinen bir şey vardı ki o Hazreti İsa değildi. Çünkü Hazreti İsa ölmemişti, göğe yükselmişti. Son mucizesini gerçekleştirerek gitmişti. Kıyamet günü geleceği zamanı bekliyordu. Hazreti İsa kıyametten önce yeryüzüne inecek ama bir peygamber olarak değil. Çünkü sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dünyaya bir daha peygamber gelmeyecek. Bir insan olarak gelecek. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olabilirsiniz.